Hocam gelelim en esrarengiz, merak ettiğim konuya. Şimdi Osmanlı döneminde burası çöplüğe dönmüştü. Tabii. Ve Kaşıkçı elmasının burada bulunduğu rivayet ediliyor. Meselenin aslı nedir hocam? Meselenin aslı şu. Burası Türkler zamanında çok çeşitli işlevlerde kullanıldı. Hayvanat bahçesine dönüştü bir dönem. Zaman içinde işte bakımsızlıktan çöplüğe dönüştü. Böyle çöpler boşaltıla o zamanlarda var bugünkü gibi. Hani nasıl çöp topluyorlar yolda ya sepetler içinde. Ve arayıcılardan birinin yolu buraya düştü bir gün. Burada çöpleri karıştırırken bir taş buldu. Böyle cam gibi parlıyor. Acaba şöyle avuç kadar. Nasıl fark etmiştir hocam? Fark etmedi ki. Fark etmedi bak ne oldu. O elması demiyorum tabii. Bir şey buldu. Bir cam şey gibi. Hı-hı. Parlıyor cam. Onu görünce koydu cebine. Ya belki bu bir şey yarar diye çöpleri satmaya veya boşaltmaya giderken Tahtakale'ye düştü yolu. Ya orada bu işlerle uğraşan bir tür nazar boncukları, şunlar bunları yapan adamlardan birine bunları veririm dedi. Gitti dolaştı, neredeyse güneş batacak, veremedi. Ha git işine, bundan ne olur falan diye. En sonunda birisi, acıdı mı ne oldu, Kaşıkçı dükkanına uğradı. Ben de bugün Tahtakale'de geçerken hep kaşıkçılara çok bakarım, gülümserim hatta. Aklıma hemen o gelir. Hadi akşam gel dedi, bari boş dönme, ver şu camı vitrine koyarım. Ne işte al sana 3 tane kaşık. Al sana 3 tane kaşık. Biri de biraz büyük kepçe gibi. 3 tane kaşık veriyor ve adı Kaşıkçı elması olarak kalıyor. Çünkü bilmiyorlar onun değerini. Müthiş bir hikayeymiş. Sonra bunun şayası çıkıyor. Acaba cam mı diye. Çünkü şaya o günkü telefon anında yayılıyor. Ahmet'ten Mehmet'e, Mehmet'ten Süleyman'a yayıla sultanın kulağına gidiyor. Sultanın kulağına gidince de sultan bunu bir görelim diyor. Bakalım nasıl bir şeydir diyor. Bu işleri bilen sarraflar, mücevherciler, bankerler, herkes Galata'da. Onlara incelettiriyor ve bunun çok değerli bir elmas parçası olduğu anlaşılınca sultan buna el koyuyor. İşte o gündür bugündür o Kaşıkçı elması bu isimden, bu sıfattan alıyor ismini. Kaşıkçı tarihte adım nasıl güzel yazdırmış yani, hocam. Nasıl güzel yazdırmış. Keşke adamın hatırası da kalsaydı, ismi de kalsaydı. Evet. Muazzam bir hikaye. Ve yeri de burası. Yeri de burası. Tekfur Sarayı'nda.